Şahsi sarsıntılar, şahsi kusurlara verilmeli. İstikameti koruyamamaya verilmeli. İyiliği Allah'tan, kötülüğü kendinden bil, diyor Hazreti Pir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin maali farklı bir ifade tarzıyla söylenmiş oluyor. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Sana gelen güzellik, iyilik, ihsan Allah'tan. Olumsuz herhangi bir şey, negatif şey onu da kendinden bil. Şahsi hayatta bu mesele böyle söz konusu olduğu gibi sosyal hayatta da aynıyla söz konusudur. Hizmet ve hareket içinde aynı şey söz konusudur. Bir problem şayet vaki ise insanlar onu kendilerinden bilmeli. Kendilerinden bilmezlerse şayet mesele onlardaki tevbe, İstiğfar, inabe, evbe duygusunu tetiklemez. Dolayısıyla oldukları yerde kalırlar, tepinir dururlar. Ama Allah Celle Celaluhu herkesi seviyesine göre mükafatlandırır ve herkesi seviyesine göre cezalandırır. Çok önemli vazifelerle istihdam buyurduğu bir zümre. Bunu Hasenatul Ebrar, Seyyiatul Mukarrebin sözüyle irtibatlandırabilirsiniz. Ehli ahiret gibi görünen bizler, bırakın ehli dünyayı, dünyaya tapanları. Bir arabayla yetinmeyip, iki taneyle yetinmeyip, üç taneyle yetinmeyip, 10 taneyle yetinmeyip, 20 tane, 30 tane. Bunlar dünyaya tapan talihsiz bedbahtlar. Şeytan bile zil takıp oynuyordur bunlar için. Bunlar işin doğrusu bu mevzuda beni geçti, ipi göğüslediler. Şeytanlar aleminde bunlara Nobel ödülü vermek lazım derler. Fakat kendini tamamen Kur'an'a hizmete vermiş, adamış bu mevzuda. Adanmışlık diyoruz. Tamamen benim derdim, davam ilahi kelimetullah. Allahümme vestakdimna fi hâze şe'n diyoruz. Allah'ım bu konuda beni istihdam buyur. Ve da'lenel vudde beyne ibadike fissemâi vel ardı. Yerde, gökte benim için, bütün dünyalarda benim için vüd vaz et. Vestakdimna fi hâze şe'n. Bu hususta beni istihdam buyur. İlahi kelimetullah yapayım. Başka hiçbir derdim olmasın. Evimin yolunu unutayım. Çocuğumun çehresini unutayım. Eşimin çehresini unutayım. Ama seni hiç unutmayayım. Adanmışın vasfı bu.